Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Geçici işçiler yeni yıla 2023 yılına hem kadrolu hem de 12 ay maaşı almış olarak girmek istiyor. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine Türkiye'nin 81 vilayetinden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan sitede bütün bilgileri alabilirsiniz. Arkadaşlar Öz Orman Sendikası Genel Başkanı Hakiş'e bağlı. Bir açıklama yaptı. Geçişçiler yeni yıla kadrolu ve 12 ay maaşla girmek istiyor. Öz Orman İşçi Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Orman Genel Müdürlüğü'nde 14 bin civarında geçişçinin kadro müjdesi beklediğini belirterek işçilerin yeni yıla kadrolu girmek istediğini söyledi ki sadece geçişçiler Orman Bakanı'nda yok. Özellikle Milli Eğitim Bakanı'nda da 55 bin işçi var. Şeker fabrikalarında var ve bütün bu işler 12 ay maaş ve kadro istiyor AK Parti'den. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Orman Genel Müdürlüğü'nde 14 bin civarında geçici işçinin kadro müjdesi beklediğini belirterek işlerin yeni yıla kadrolu girmek istediğini söyledi. Aslan Türkiye'nin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çekerek ormanların geliştirmesi, bakımı ve korunması Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarınca yapıldığını vurguladı. Türkiye'nin 23 milyon hektarı bulan ormanları yeşil vatan olarak nitelediklerini ifade eden Aslan, orman işlerinin canları pahasına yeşil vatanın korunması için çalıştığını dile getirdi. Orman işçilerinin bir kısmının kazolu diğer kısmının ise 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçiş işçilerden oluştuğunu anlatan Aslan, Öz Orman İş Sendikası olarak geçici işçilerin kadroya alınması için yıllardır mücadele yürüttüklerini kaydetti. Yine arkadaşlar Milliyetin Bakanları da Kopis Sendikası yıllardır mücadele ediyor. Sendikalar mücadeleyi tam gaz devam ediyor ama arkadaşlar müjde yakın 1-2 haftaya müjde geliyor arkadaşlar. Kadro mücadelesine sona yaklaştıklarını dile getiren Aslan şöyle konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile geçen hafta bir araya geldik. Verimli bir görüşme yaptık. Görüşmede geçici işlerin kadroya alınmasına yönelik çalışmanın bittiğini Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edileceğini ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü'nde 14 binden fazla geçici işçi var. Bu işçilerimizin haklı bir kadro talebi var. Çünkü yapılan iş sürekli. Bu işin norm kadroya bağlanarak geçici işlerin kadroya alınması gerekiyor. Kurumlara norm kadro etkisi verilmeli, kadroların belirlenmelerine imkan sağlanmalı. Aslan Orman Genel Müdürlüğü'nün norm kadro çalışması yaptığını belirterek bu çalışmaya göre teşkilatın 59 bin kişiye ihtiyacı var. Çünkü geçici, mevsimlik işçilerin çalışma koşulları hiçbir yerde yok. 7 gün 24 saat esasına göre çalışılan bu işçilerin ikili vardiyaya geçmesi lazım. İkili vardiya olunca da ilave işçiye ihtiyaç var. Bu anlamda kurumlara norm kadro yetkisi vererek kadrolarını belirlemelerine imkan sağlanmalı açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla 2019'da kamuda geçiş işlerinin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan sözlerini şöyle tamamladı. Geride, geride kalan 2 ayın devlet için hiçbir maliyeti söz konusu değil. Boşta kalan 2 aylık süreyi de tamamlayıp 12 ay kadro olarak çalışmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yöndeki müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyor. Kadro müjdesi işçilerimizin moral motivasyonunu verimliliğini arttıracaktır. Üyelerimiz yeni yıl tamamlanmadan bir yeni yıl müjdesi bekliyor diyor. Biz de AK Parti'ye ve Orta MHP'ye seslenelim. Geçici işçiler 12 ay maaş yani kadro müjdesi bekliyor. AK Parti'ye duyulur yeni yıl müjdesini AK Parti'den bekliyoruz. Bizler de arkadaşlar bu müjdeyi en kısa sürede size vereceğiz. Umarız yeni yıldan önce olur ama sonrasında da kalsa problem yok arkadaşlar. En geç bir ay hadi bilemedin 2 ay içerisinde kaldırınız tamam arkadaşlar. Bu videoyu da beğeni rekoruna kıralım. Hadi arkadaşlar bütün geçici bu videoyu en az 2-3 bin beğeniye ulaştırsın.